Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı, güzel bir salata tarifim var. Birçok hastalığa iyi gelen iki önemli maddeyi kullanacağız. Tabii ki diğerleri de çok faydalı: domates olsun, maydanoz olsun, limon olsun, turp olsun. Hepsi çok faydalı. Ama başrol oyuncularımız semizotu ve avokado olacak. Gördüğünüz gibi birkaç tane domates, birkaç tane böyle pembe küçük turplar, şöyle bir tutam kadar semizotu, yarım avokado ve hemen iki dalda, bir iki dalda taze soğan kullanacağım. Tam yaz aylarına uygun nefis bir salata olacak. Yarım da kırmızı dolma biber kullanacağım. Bakın, ben avokadoyu kestikten sonra bu şekilde streçle sıkıca bağlıyorum, arkasını da sarıyorum ve buzdolabında 2-3 gün boyunca böyle bembeyaz kalıyor. Lütfen kestikten sonra siz de bu şekilde saklayın avokadonuzu, kalan yarısını, ve çekirdeğini çıkarmamalısınız. Çekirdeğini çıkarttığınız tarafı kullanın. İçi çekirdekli olan tarafını bu şekilde sararak saklayın. Evet, şimdi sebzelerimi doğramaya başladım. Siz bunları seyrederken doğrama işlemini, ben sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Özellikle semizotu ve avokado için. Semizotu zengin bir omega 3 kaynağıdır sevgili dostlar. Sofralarımızdan eksik etmeyelim. Ama omega 3 çok önemli bir yağ asididir insanlar için. Özellikle balık yemeyen veya az yiyenler için, özellikle vejeteryanlar ve veganlar için çok önemli bir besin kaynağıdır, bitkidir semizotu. Mutlaka bolca tüketilmeli. Ayrıca düşük kalorisi olduğu için 100 gramında sadece 16 kalori var. Onun için de diyet yapanlar için de çok uygun bir bitkidir gerçekten. Bolca yemeğini, salatasını yaparak çeşit çeşit kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ayrıca bol miktarda lif, A vitamini, C vitamini ve B vitamin komplekslerini içerir, barındırır. Bir antioksidandır aynı zamanda. Çok iyi bir antioksidan. Bu sebeple kalp damar sağlığı için de çok faydalı bir bitkidir. Bağışıklık sistemine, kemiklerin kuvvetlendirilmesine ve sindirim sistemi için düzenlemesinde, bu açılardan da bolca yenmesi gereken iyi bir bitkidir. Diğer tarafta avokado ise doymamış yağlar içerdiğinden dolayı muzdan içerir. Muzdan daha fazla potasyum içerir ayrıyetten. D, A, B6, E vitamini, K vitamini yönünden de oldukça zengin bir meyvedir. İyi bir lif kaynağıdır, aynı semizotu gibi. Yüksek tansiyon için çok faydalıdır. Tansiyon düşürücü etkisi vardır. Kanser önler, yüksek tansiyonu önler. Az önce de söylediğim gibi kalsiyum, demir ve magnezyum içerir. Her ikisi de aynı şekilde semizotu da yüksek bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyumu vücudumuza doğal olarak alabileceğimiz en önemli iki maddedir. Evet, gördüğünüz gibi ben iki tatlı kaşığı, kahve kaşığı da avokado yağı ekledim. Tabii ki sadece zeytinyağı da ekleyebilirsiniz sosuna. Biraz tuz, biraz karabiber, şöyle biraz limon suyu ekleyerek karıştıralım. Biraz nar ekşisi ekledim. Bu şekilde sosunu da hazırladım ve çok sağlıklı, doyurucu, nefis bir salata oldu. Öğlen öğününde veya akşam öğününde rahatlıkla diyet yapanlar kullanabilirler. Özellikle yaz aylarında ağır yemek istemeyenler, diyet yapmanız şart değil. Sırf diyet yapanlar için değil bu besinler. Hepimizin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan besinler. O yüzden de lütfen özellikle yaz aylarında semizotu bolken, ve avokado da var bol miktarda, pazarlarda, marketlerde de satılıyor, bu nefis iştah açıcı salatayı mutlaka yemenizi tavsiye ederim. Yanına da bir protein olarak tavuk, balık, et veya hindi eti eklerseniz muhteşem bir öğün olur. Hem doyurucu hem sağlıklı. Kilo almazsınız, kilonuzu korursunuz ve sağlıklı beslenirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen videomu dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Yorum ve beğeni yapmayı da lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.